Merhaba arkadaşlar, Pesimal Abi'yle kanalına hoş geldiniz. Online maç ile karşınızdayım arkadaşlar. Yeni düşürdüğümüz iki tane ikonu da ilk 11'e yerleştirerek maça başlayacağım. 102 Rashford ve Ryan Giggs Manchester United ikon top açılımından düşürmüştük. Onlarla sahaya çıkıyorum. Rakip arkadaş da geldi. Öncesinde David Beckham'ın da ikonu vardı. 3 tane United'lı oldu. Şöyle bir form durumuna bakalım. Herkesin formu çok iyi. Formsuz oyuncu yok. Bir sağ açık, Greenwood normal, standart. Gerisi hep yüksek. Çok iyi. Haaland bile yüksek gelmiş. Çok şaşırdım. Bu kadarını beklemiyordum. Rakip arkadaşa da bir bakalım. Onun kadrosu ve oyuncularına. 4-2-1-3 dizilişi ve Mbappe'si var. Menajeri de bir göstereyim arkadaşlar. P. Boz. Leverkusen'in menajeri. Onayla diyelim. Rakip arkadaşı da bekletmeyelim. Normalde ben farklı menajerleri kullanıyordum ama yeni gelen ikonlar Rashford'la Giggs'in özellikleri, hani top çevirme, kısa pas gibi, hani o oyuncu özellikleri bu menajerle benzer olduğu için bu menajeri tercih ettim. Hızlı bir şekilde aşinalığını yükseltmek babında. Diyelim ki sizin menajeriniz kontra atak, uzun pas ama oyuncu top çevirme, kısa passa aşinalık çok düşük geliyor. Benim 4-4-2 tarzında da kullandığım bir menajer vardı. Fakat kontra atak, uzun pas menajeri, Rashford'un aşinalığı 50 geliyor. Yani onunla bir türlü oynayamadım 4-4-2'de. Şöyle Rashford'un önüne doğru atsak. Rashford savunma arkasına koşuları çok iyi yapan bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Ryan Giggs ise... Aman burada tehlike yaşamayalım. Ryan Giggs ise arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Sağ ayağını yürümek için kullanıyor. Tamamen sol ayağını çok etkili kullanan bir oyuncu. Kaptırdık orada. Ama sağ ayağıyla pek vuruş yapmıyor. Sağ ayağıyla vuracağı yerde bile sol ayağıyla vurduğunu gördüm. Aha, Rashford'un önünde boşluk var. Çok güzel. Köşeye yuvarlasak 1-0 oldu. Rashford'la yeni ikonumuzla ilk golü bulduk. Orada Mbappe. Mbappe geldikten sonra Rashford'un önünde büyük boşluk vardı. Rakip çift bastı büyük ihtimalle. Çift adamla bastığı zaman arkada boşluk verebiliyor. Dönen aldık. Giggs'in sol ayağı çok iyi olduğu için sağda konumlandırdım arkadaşlar. Güzel. Haydi. Ya çektik dedik, yardıma gelen biri var mı? Defansa tosladık. Giggs'in falsoları çok iyi. Sol ayağı gerçekten muazzam, hızlı bir oyuncu. Hani sağ ofansif orta sahaya o yüzden çektim. Şöyle Giggs'e doğru yollayalım topu. Greenwood'a geçmedi ama yine Greenwood yetişti. Tekrardan Ryan Giggs, ondan Greenwood'a atarsak. Ryan Giggs şöyle çekip köşeye yollasak ve güzel bir vuruş oldu. Falso yolladık köşeye. Aynı Messi gibi şutlar çekiyor. Cidden sol ayağı çok etkili Giggs'in. Ben daha önce Giggs'e hiç oynamamıştım. Tabii elime geldikten sonra oynamaya başladım. Beğendiğimi söyleyebilirim. Hani Giggs'i de çok beğendim arkadaşlar. Eksi yönleri var mı? Var. Hani dediğim gibi sağ ayağını ne yazık ki çok az kullanıyor. Yürümek için kullanıyor adeta. Rakip arkadaş duraklattı. Bir pozisyon kaçırdı. Normalde 4-3-3 tarzında yine aynen çıkmıştım o maça ben. Sol açıkta konumlandırmıştım. Sağ ayağıyla vurması gereken yerde sol ayağıyla vurup çok net bir pozisyonu kaçırdı. Ondan sonra zaten ofansif orta sahaya çektim ve sağ ofansif orta sahaya. Burada ama memnun kaldım. Hani hızlı bir oyuncu. Dikine kaleye koşulları da var. Aha, kaptık orada. Şöyle Rashford'un önüne doğru. Geçti Rashford'un önüne. Donmalar oldu ama şöyle bir şut çeksek. Rashford 3 yaptı. Ya orada dondu da, hani belki de oyundan kaynaklıdır. Round 2'de başladığı için çok fazla oyun oynanıyor. Ondan kaynaklı donma da olabilir. Rashford'la da ikinci golümüzü attık. Rakip arkadaş başlamadı. Evet, şimdi başladı. Bir an başlamadı oyuna. Çok güzel bir vuruş çıkardı ama Rashford da orada. Uzaklardan bir şut olmadı. Rashford'a girecek olursak arkadaşlar, ya harika özellikleri var. Hızlı, ayağı iyi, hani kafa vuruşları da var. Savunma arkası koşularını sürekli arıyor. Şöyle Mbappe'nin de bu hafta kondisyonu yüksek geldi. Erken pas verdik. Hani biraz daha bekleseydik arkaya doğru boş alan vardı. Hani Rashford'la ceza alanı içinden dışından da şutlar çekilebilmekte. Frikik de kullanıyor. Hani frikik de kullanmıştım. Döneni aldık, çok güzel.
Greenwood'un önünde geldi. Greenwood yetişti. Şöyle uzak köşeye doğru pası attık. Hadi yetişme Mbappe. Ve 4 oldu. Mbappe de güzel bir vuruş yaptı ama köşeye. Zor bir açıydı. Sol ayağıyla diğer köşeye vurdu. Güzel bir gol attı. Bu hafta kondisyonu çok yüksek Mbappe'nin. O yüzden birçok kişi bu hafta kullanıyor Mbappe'yi. Ama Greenwood da harika bir pas verdi diyebiliriz. Şöyle bir denesek kaçmadı. Şöyle Rashford'un önüne doğru harika bir pas. Köşeye. Ah be, olmadı. Orada kaydı. Hat-trick'e çok yaklaşmıştık. Artık ilk yarının da sonları. Giggs. Giggs çok hızlı bir oyuncu arkadaşlar. 5'te 5 bayağı iyi. Hani top sürmesi de iyi. Hani ayağına topu aldığı zaman hızlanabiliyor. Hatta bir maçta oynarken kontra atağa kalkmıştım Giggs'le. Önünde Rashford vardı. Baktım ki bu Giggs bayağı hızlı gidiyor. Rashford'a vermedim. Direkt bununla gittim kaleye kadar. O pozisyonda gol de atmıştık. Biraz şansımız da yaver gitmişti ama o kadar hızlı top sürüyor ki. Hani Rashford'a bile vermek istememiştim. Evet, orada önü boştu rakip arkadaşın. Şutu çekti. Üstüne geldi kaleci Chain. Şöyle Vieira'dan kanada döndük. Tekrardan ortaya. Ama Giggs'in çok önüne gitti. Çok kötü pas attı. Orada bir omuz darbesi. Kötü bir pas hatası yaptık orada. Ama yine Maldini geldi orada kademeye. Şöyle ortaya dönüp tekrardan kanada. Güzel. Hadi Rashford'un önüne doğru atacaktım ama geçmedi. Döneni aldık. Yetiş Maldini olmadı ama rakip arkadaş uzun attı. Dönen topları tabii bizim önümüze geldiği zaman biz topladığımızda büyük avantaj oluyor. Tekrardan atak tazeliyoruz. Rakip çıkarken de yakalanırsa tabii arka tarafta eksik yakalanabilir. Şöyle önüne doğru atarsak Rangix'in. Çekelim. Şöyle bir falso deneyeceğim. Hadi be. Savunma girdi araya. Sol ayağı çok iyi. Tekrardan kaptık. Bir daha falso deneyeceğim. Of, gol oldu. Bu sefer oldu. Ya Messi gibi ayağı var. Hani Maradona Messi gibi falso atabiliyor. O yüzden hususi iki defa denedim. İkincisinde bu sefer kaleyi buldu ve gol attı. Çok etkili. Şurada topu kapabilir miyiz? Hani dediğim gibi yani benim gördüğüm sağ ayağını yürümek için kullanıyor sağ içerisinde. Sol ayağı çünkü her şeye yetiyor. Sol ayağının içini ve dışını etkili kullanabilen bir oyuncu. Tekrardan Giggs'i aldık. Oradan Greenwood'a. Hadi be savunma arkasına. Olmadı. Orada savunma arkasını yollamak lazımdı. Uzaklardan bir şut. Şöyle ortaya dönüp sonra ben kanada dönüyorum arkadaşlar. Ah, bu sefer çok kötü pas attı ama. Yani kanatta iki tane adamım hücuma gitmişti. Maldini de orada hücuma yollamıştık. Giggs güzel verdi Delite. Aman topu kaybetmeyelim burada da. Çünkü Delite'yi de hücuma yolladık. Harika bir pas. Şöyle bir şut. Yapma ya. Direkten döndü. Ben direkt sesini çok severim ama tabii kaçırmak üzücü oldu. Keşke çizgiyi geçseydi. Hadi ya. Arkada bomboş. Bomboş kaldı. Rakip arkadaş golü attı. Messi ile. Çok boş kaldı ama. Yani kaleci de çıktı ama öyle 1-2 adım sadece öne attı. Skor 5-1. İnşallah telefon oyundan falan atmaz. Bu hafta 5 defa telefon oyundan attı. Haydi. Şöyle bir şut Rashford'la savunma girdi ama Greenwood sen vur. Kaleyi bulamadık. Tekrardan Rashford'un önüne gelecekti ama yine olmadı. Şöyle kaleciye doğru sağlama dönelim. Çok keyifli maç oldu. Hani Rashford ve Ryan Giggs için şov maçı oldu resmen. İkisini de net bir şekilde görebildiğimiz, artıların ikisini görebildiğimiz bir maç oldu. Hatta bir maçın adamına bakalım. Oyuncu dereceleri diyelim. Maçın adamını
Yani hem Rashford hem Ryan Giggs 7.5 almış. Oyun bile ikisine 7.5 vermiş. Gerçekten etkili oynadılar. Artı özelliklerini de bir bakıma görmüş olduk bu maçta. Özellikle de Ryan Giggs bir anlamda sol ayağın ne kadar güçlü olduğunu bize gösterdi. Rashford'a savunma arkası koşullarını, ceza sahası içinden ve dışından etkili vuruşlarını aslında bu maçta bizlere gösterdi. Bir kafa vuruşları yapamadık. Hani öyle pozisyonlar harcayamadık ama onu da başka bir maçta deneriz aslında. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşça kalın.